وقت خير لوسن ساين وعزيز وديار لسيرجلار مس طبلم ويسا برغرامنا خوش قالدنس وصفالار قاتر دنغيس بلدغيس كبي بزهر حفظة سيزلار چن بر قونو سيچارق وبيجن كو قونوموز دعوة مدينية üstüne olacağıdı وبو قونوموزن يالندا بر ديارلي مسافرموز olacağıdı o da دكتور Savaş Şahin Hırmızlı Bugünkü programımızdan məlim edərək sizlər üçün nə şəkil dəvə mədəniyə açlı məhkəmə örgündə. Xoş gəldik, doktor. Eyvallah, təşəkkür edirəm, əfəndim. Sağ olun, var olun. Sağ olasay ki, bizim dəvətimizi qəbul etdi, bu programımıza gəldi. Aslında mən təşəkkür edirəm, sayğı, hürmətimi sizlərə və Türkmən Uydu kanalında çalışanlara, ayrıca bizi izləyən millətimizə hayırlı axşamlar dilərik, doktor əfəndim. Proqramımıza girməyəndən əvvəl bir qısaca onçika tanıyağın sən, doktor. Efendim, mən yardımcı döçənd doktor Savaş Hörmüzlü 1981 yılında Kərkük'de doğdum. 2010 yılında da Kərkük Teknik Üniversitesində öğretim üyesi olarak, yani tedrisi olarak təyin oldum. Bugünə qədər da devam edirəm. Bu sürecdə də zaten tedristə məcbur olduq, özəl üniversitələrdə. Mukarrar kısımlığı yaptım. En sonda 2 sene Ma'un Amit Şu'un Elmiye'ydi Ma'at Tekani'de. Şu anda öğretim görevlisi olarak devam etmekteyiz. Efendim. Tamam. Hoş geldi doktor. O zaman geçerek fıkralarımıza. Hoş bulduk doktor, efendim. Doktor, birinci bildiği gibi bizim şeyimiz, bugün konumuz şey üstüne, da'va medeniye üstüne. Birinci istirik bilagın, evet. Bu kanun murafaat. Qanun mürafaat nə qədər önəmlidir? Ünəd bağlamağı ya da rabdısı dəvə mədəniyyəydi? Təbii bildiğiniz gibi, doktor, qanun mürafaat mədəniyyə 2016 ilində bəzi təədiyyət olundu. Rəqam 10-2016 sənəsində bəzi maddələr dəyişildi. Ayrıca qanun mürafaatın önəmi çoxdur. Çünki bildiğiniz gibi tənzimi bir şeydir. Tənzim edər, icraat təqadini, yəni deyəqin ki, nasıl ilk gündən birisi gəli diləkçəsini verər, dəvasını təqdim edər. Bunlar qanun mürafaat mədəniyyə hər şeyi düzənlər, məhkəmənin işini düzənlər. Bir heyət ünlü ilk gündən ki, birisi hani talabını yazdı, ta nizam cələsət nəsəl olur, mürafaat necə olur, təcil necə olar, huzuri ya da qiyabi, bunlar həbsini qanun mürafaat mədəniyyə tənzim edər. İlə ən son günə qədər ki, hüküm çıxar və hükümdən da sonra bilsiniz, cənabınız, ünlü qaybedən haqqı da var, ta'nisi. Bunlar həbsini qanun mürafaat mədəniyyə tənzim edibdir. Tamam. Doktor, biz indi biləndək qanun mürafaatın bir böyük və önəmli rabdısı var şeydən dəvə mədəniyyə ilə. Və aynı vaxtda da dəvə mədəniyyə ya da qanun mürafaat öz tənzim edər dəvə mədəniyyəni. Bu vaxtda deyə bilsək bizim üçün dəvə mədəniyyələri nə önəmində gəlir? Qanun mürafaata görə və aynı vaxtda da şartlar məlum edəyidir bizim üçün. Bəli, bildiğiniz də ki, bizim dəavilər ilk öncə gəlirsək, Üstad Doktor Heyman, bizim dəavilər mədəniyimiz var, cəzaimiz var, cinayimiz var. Dəav mədəniyəni qanun mürafaat mədəniyə tənzim edər. Qanun mürafaat mədəniyə hangi məhkəmlərə baxır? Mədəni məhkəmlər. Mədəni məhkəmlər nədən oluşur? Cənabınız bildiğiniz gibi, əhval şəxsiyyədir, bədaədir, bir də محكمة المواد الشخصية هذا بنلار كم تنظيم يدري قانون مرافعات المدنية جزائي دعاوي لاري تنظيم يدن كإجراءات إنه أصول محاكمات جزائية أبت إيه من قلن دام أشان دام دعوة مدنية ناد أو شرطلار حتى دعوة مدنية أشان ناد أو شرطلار حتى دعوة مدنية أصن معلم كن يدا ردون الماسن نجدير بمعنى أدق حتى ردون الماسن بل Tamam, anlaşıldı. Öz tabii davanın tarifine gelirse o talep şahıs hakkı minel ahire ve min qada. Ne anlamına gelir? Yani birisi isterse davacı olduğu takdirde gerekçin bir dilekçede yazdığı bir şekilde adını, üçlü adını yazar tabii. Ondan sonra evet. Davacının, davalının şeyin adını yazar, üçlü adını yazar. Harda oturur, işi nedir? Bir de bizde diyağın mühteva, da'va o da yazdılar tabii. Tabii bizim her da'vanın gerekçin şurutları olsun. Ve şurutlar da nelerdi? Birinci gerekçin ehliye, dediğimiz ehliye kanuniye. Gerekçin doktor burada biz ehliye kanuniye, yani mühlim edesek şey için bizler için
Sayın değerli seyircilerimiz için ehliyette ne kazdı eseyi burada? Tabii ki. Yani biz sen indi geldiği birinci şart dedi bize özü ehliyetti. Ehliyetin ne öneminde geldi burada? Bey. Ehliyet tabi bizde çi şey var. Bizde kanun medeni nedir? Irak kanununda birisi 18 yaşını doldurduktan sonra kamil ehliyet kanunuyorlar. Yani diyarın müehel olarak çi davatsın ya da davatsın üzerine. Evet. Ama geldi birisi diyelim ki kasırdı. Bahalda ne der? Bahalda bekler. Yani acaba dava açabilmez ya da dava açılabilmez üzerine? Yok. Bunda tabi kanun her şeyini, tegaratını mualece etti tabii. Bunda tabi babası var ise yerine şey olur. Babası öz husumanalar. Ya, birisi sicindi. Bittakit. Bunlar ehliyenin şeyi dediğimiz tercih 18 yaşı doldursun. Ayrıca genel kim aklı yerinde olsun. Yani diyelim ki birisi 20 yaşındadır. Evet. Sinir kanununu doldurup ama gerçi aynı vakitte yani hasta akıl olmasın. Akıl olsun. Evet. Yani sadece ehliyet, sadece ehliyet dediğimiz zaman sadece buluğ, balık olmak anlamına gelmir. Evet, buluğ yani 18'i geçipti. Yani 18'i geçenden de sonra gerçi ehliyet tabii kamil olsun. İnnehu neci diğer hasta akıl olsun. Olmasın özü. Yani mecnun olmasın özü. Çok doğrudur. Çünkü bizde var bazen mesela var mecnun tamamen delidir affedersiniz. Var bazen evet. Zaman zaman süre bakarsan aklı kaybolar yerli gider. Bunlar hepsi nece diyor? Fakıdıl ehliye olurlar. Evet, çünkü tamam. Bunlar yani için bir şahıs mütemettü'l ehliye olmağı için 18 yaşını doldursun. Ayrıca aklı yerinde olsun. Tamam. Bu birinci şartı ehliye. İkinci şart. Affedersiniz doktor, biz burada bir küçük mülahazam var. İkinci şarta geçmeyen evvel. Bir buyurun. Küçük mülahazam var. Sen şimdi hakikaten değil bizim için. 18 yaşını geçenden sonra bu kaide ammadır. Aynı vakitte de kaide hassa var özünde. Bak. O hangi 15 il. Var. 15 ilde burada bu yani nece diyar hakkında kazı var özünde. Yani mahkemede dava açabilir, dava medeniye açabilir. Bunda ne ya var? Da aşlı üstüne. Bunda çok istitnaat var, istitnaat yoktu özünde. Bak. Bunda tabii ki istisnaat var. Bunda kanun ihval şahsiye. Bunda muallece etti diyelim ki birisi kızdı, sıra evlensin, 15 yaşını doldurup. Bizde evlilik birisi evlenmek için, gerçi iki taraf 18 yaşını doldurması lazım. Artı tamam. Akıl olması lazım. Ama bazen gelir birisi mesela, diyelim özellikle de kadınlar ya da kız 15-16 yaşındadır. Bunda kanun ihval şahsiye muallece etti. Bunda tabi gerçim şurut olsun. Hatta muvaffakat verilmek için özüne. Bunda gerçim kızın babası muvaffakat versin. Şimdi kız özü ahil olsun. Ahil olduktan sonra aynı zamanda mahkeme de bakar. İnnehu bu kız müstakbelen muahhaldi diyarın bir eş olsun ya da anne olsun. Fa onun için bu şartlar, bunlar biz buna istisnaat diyarak olarda. Bu halde ne olur bu kız? Kamil ehliye, mütemettü'a bikamil bitamamil ehliye olur. Yani kim? Kişiye vardı ya da arvada aldı. Yani akız zavac var ya da evlilik mahkemes var. Buna diyar kamil ehliye. Sadece ehliyet tekadısı kamil de burada. Sadece evlilik. Evlilik. Doktor sadece evlilikle ilgili. Tamam. Sadece evlilikle ilgili. Yani diyelim ki birisi evlendi mahkemenin izniyle bir yıl sonra araya da bir anlaşmazsızlıklar oldu. Bu kadın edebiyle gitsin kendisi kendi başına dava açsın. Tamam. 16 yaşında da 17 yani yaşında. Yani ehliyet tekadı gene itibar olanı ehliyet kamildi bu halde. Kim 15 ili bitipti hakikaten anlarak. Kamil fakat fil evet. Bu hakikaten anlarak kim 15 ili bitiripti aynı vakitte de evlilik sözleşmesi var. Bu itibar olanı kamil ehliye. Yani hala aynen 18 ili geçipti. Tamam. Tamam. Bu evlilikle ilgili. Evlilik evet. Mesela boşanmayla, evet. Nefakayla ama geldiyse bu kadın bir ticaret ettiyse ya da para aldıysa, para verdiyse bunda naqsıl ehliyeli. Tamam. Yani fil umurul medeniye, satlıkta, almakta, vermekte bunda naqsıl ehliye sayılır. Tamam. Ama fakat kamil ehliye ne zaman olur? Umurul zevciyle. Tamam. Ben doktor. Bu tamam. Birinci şart. Bizde gerçi ehliyet bulunsun. İkinci şarta gelirsek doktor, bizde sıfa ve husuma. Yani gerçi diğer müdda'i de müdda'i arasında bir sıfa husumu olsun. Mesela bir misalle bir züverağın. Mesela A ile Elif'ten B eştiler. Evet. Adam edebilmez. Adam edebilmez. Eşinin batısı üzerine dava atsın. Çünkü niçin? Arayanda bir sıfı husuma yoktu.
Ya da tamam. birisi Ahmet Muhammed'ten borç alıptı. Geldim Ahmet davacan da Muhammed'in üzerine atsın. Olmaz Muhammed'in kardeşi üzerine atsın. Çünkü niçin? Bunda sıfat-ı husuma bulunmur. Evet. Bizde bu ikinci şart gerçim önemlidir, gerçim bulunsun. Üçüncü şarta gelirsek bizde maslaha. Gerçim evet. maslaha bizde tabi evvela maslaha gerçim mütehakkik olsun. İkinci muhaddet olsun. İkinci şeye bırakılmasın mesela diyelim ki müstakbele bırakılmasın. Mesela hani birisi birisine ev veripti. Ev sahibinden kiracı. Olmaz ev sahibi kiracı üzerine dava atsın. Desin valla ben istedim sen çıkardım. Niçin? İhtimal müstakbelen sen bana kiranı ödemesen. Tamam. Fe bu gerçin bunda maslaha mutahakkika. Ve yecib en tekun maslaha muhaddede. Fe onun için kanun bunları her şeyi güzel bir şekilde düzenledi. Hatta kim herkes malum olsun, belli olsun özü için. Tamam. Bizde bu şartlardı. Anasır-ı da'va. Anasır-ı da'va da aynı zamanda dört anasırımız var. Birinci talaptı. İkinci aşkastı. Üçüncü haktı. Dördüncü kazaktı. Birinci talap dediğimiz nedir? Her da'va medeniye gerçi bir dilekçede yazılı bir şekilde takdim olunsun. Bu birinci unsur. Gerçi tahakkuk etsin. İkinci unsur, aşkas. Her da'vanın iki tarafı var. Davacıdan davalı. Yani müdda'i ve müdda'aleyhi. Evet. İkinci, gerçi müdda'i dava açanda gerçi bir şey ispat etsin. Bilsen Cenab-ı kanun hak verdi her şahsa iltica etsin kazaya, mahakime. Ama aynı vakitte müdda'inin gerçim üzerine düşer? İnnu ispat etsin. Bu üçüncü unsur. Dördüncü unsur bizde nedir? El kaza. Tabi bildiğiniz taçı bir hilafat, münazaat kazaiye olduğu takdirde gerçim tek bir yerde o hallolsun. O da mahkemeler örgünde. Her mahkemenin tabi Cenab-ı Hak bildiğiniz taçı ihtisasatlar var. Hasb ihtisasatın nev'iyye. Evet. Doktor, şimdi bilendek da'u medeniyenin şartlarına geldik. Açıklayak ne şekil da'u medeniye açlı mahkeme örgünde? Ve nedir da'u medeniyenin icraatları ve o bayanatlar hangi mevcut olsunlar da'va içinde? Ve eğer bir nakıs olsa doktor bu da'vanın içinde evet, evet. Bayanatlarda o vakitte ceza olun üstüne yoksa ceza olunmaz üstüne. Tamam. Buyurun doktor. Tamam. Tamam. Çok sağ olun. Doğrusu bildiğiniz tercih doktor. Da'vel medeniye biraz önce dediğimiz tercih gerekçe talepla olsun. Yazılı bir şekilde. Buna da'va diyor. Ya şahıs müdda'i bel. Ya şahıs özü müdda'i özü takdim edecekti. Ya da şey birisi yerine vukaletnamesi var. Yani bir avukatı var. Avukat yerine davanı açabilir. Tamam. Aynı zamanda bizim bu dilekçede, Erdat Da'va Medeniyen dilekçesinde yer için bazı beyanatlar var, onlar bulunması şarttı. O beyanlar da nelerdiler? Tabii yer için o mahkemenin örgündeki açılacak davanın örgünde talepte yazılacak. Mesela diyelim, Es-Seyyid Kadı Mehmet Bedaet Karkugul Muhterem yer için açılacağı mahkemenin örgünde mahkemenin adı yazılsın. Artı davacının ve davalının yani el müdda'i ve el müdda'i aleyhi her kişinin üçlü adları bil izafe unvan sekenleri harda otururlar unvan dakikleri bir de ne işle yapılırlar muvazzaf iseler harda kasib iseler harda bir de aynı vakitte cihet-i da'va cihet-i da'va diyagın mızmun-i niza' ki asıl hilaf nedir müdda'i ne ister anlatsın mahkemeye yettirsin gerçi bu cihet-i da'va La ihad da'va medeniyine gerçi hepsi bulunsun. En sonunda müdda'i, acı açtığı takdirde müdda'inin üçlü adı yazılır, tevki olunur, tarih bırakılır. Ele geldiyse da'va avukat yoluyla açılıpsa tabi bir mucib el vukale el amma bir mucib el vukale el khasa avukatın adı yazılır. El vukil el amma el vukil el khas anil müdda'i filan filan. Bunlar dediğimiz nelerdiler? Bunlar beyanatlardır. Tabii Bu olduktan sonra gerçi ya müdda'i dediğimiz ya da avukat bazı sisset şeyler var. Onları gerçi ittiba olunsun. Ennuhu gelir şahıs kazı evvel yanına girer. Kazı evvelin yanında tabi bilirsiniz cedval taçı var. Yanında kazılar var. Tevzi'dir bu da'veleri. Kazıların birisine. Tevzi ettikten sonra
يظهر لاستيفاء الرسوم وإجراء اللازم جنابوز بلسس هر دعوة مدنية تسجيل ولمس وقانون اعترف ولمس أجر رسوم قانونية على المصة أجر رسوم قانونية ولا المصة أو شيء ده. Ondan sonra tabii ondan sonra başka bir icra da var. Ennehu müdde'in üzerine düşer tebliğ-ül kadai. Biz tebliğ-ül kadai'ni biraz sonra konuşarız. Tamam. Dönerim tamam. Şimdi özü... soruna geldiyse affedersiniz. Affedersiniz doktor Öz. Tabii çok özel bir şekilde sen açıklı sayıyor özü. Ama inşallah bu tebliğat kadai'nin şerhine inşallah bir ara Allah bir de dönlük seniyle şerh etmeye değerli seyircilerimiz inşallah. İnşallah. Tekrar sizden. Aradan evvel hakikati edirdik sizler için ne şekil dağva medeniye açlı mahkeme bölgünde. Ve tabi'i Doktor Savaş çok öyle bir şekilde, güzel bir şekilde açıklat bizim için özü. Aynı vakitte malum ettirdi bizler için dağva medeniye hası mahkeme bölgünde açlı, dağva medeniye harda oğlu ve nerede o beyanatlar hangi oğlu dağva medeniye içinde. Şimdi bir sualımız var doktor. Biz dağva medeniyeni açandan sonra أكيد جراجم عشان ضاق يدغي كبه مدع مدعي وار ومدع عليه وار ومدع عليه نجب لر دعوة أشرب تسنة نيولي لم بلر أكيد تبلغ يولي لم بتبلغ نشكل أوله كم قهر تبلغ ده حاصة جهة مكلفة بتبلغ ده تمام تمام طبيعي دعوة أشرطان سونرا مدعي طرفنن يدا مدعينن وكيل طرفنن شنجي إجراء بز geçerik o da müddeinin ya da vekilin vacibi nedir? Onu gerçim tebliğ kadai etsin. İcraat tebliğ kadaiye başlasın. İcraat tebliğ kadaiye kimi şümleder? Müdda aleyhine. Çünkü niçin? Gerçim müdda aleyhine haber olsun. Bilsin ki davanın nev'i nedir? Ve ha zamandı. Tarih ha zamandı. Duruşma ne zamandı? Fe bu da gerçim müddeinin vacibidir. Taban tebliğ dediğimiz özü tebliğ resmi onu bir varaka resmiyadır. İçinde bazı beyanatlar var. İçinde mahkemenin adı bulunur. Müddeinin ve müdde aleyhinin üçlü adı. Murafa'nın saatidir. Tarihli murafa'adır. İlk gün celsiyadır. Bunlar hepsi gerçekten yazılsın. Ve bittabili kazayede kimler kakar? Tabi kanun murafa'ata göre üç cihet var. Bunların salahiyetleri var. Tebliğ etsinler. Ya imma mubelli kazayi. مبلغ قضائي بدأ موظف ذات المحكمة ده بولونر بالنسخة تبلغات بالنسخة تبلغ قضائي ده أرت بالنسخة دعوة مدنية ده كي بتسجل ولد حتى كم مدعلين خبر روسن نوع الدعوة ناده وتاريخ النزمان ده بودي دغمس بو بيرنجي جهة شي مبلغ قضائي إذا بيلي جيتسن تبلغ جيتسن كينجي جهة قانون بزم كم معلومية تركته شو ده مراكز الشرطة عن طريق مديريات الشرطة طبعا حسب الاختصاص المكاني حسب اختصاص مكان دي دغمز كمين اختصاص مكان سنة جورة مدى عليهنن اوتر دغير له او مراكز شرطة ديالهم كي بغداد يولنده اوتر المدى عليه بغداد يولنده كي اعترم مقدات بوليس مركازي اختصاص مكان سي كن داده مقدات بوليسي قهر مدى عليهن تبلغ يدر بو كنجي جهة وكنجي جهة اذا بيلغت عين واخدتا دائت البريد دائت البريد يوليلا عين التبليغ إجراءات تبليغ غنر. بو بالنسبة جهات طبعا قانون ده هر شيء ده بزم كن بيانت إنه أشخاص التبليغ يتمغي كن أير قال ليسا شخص عرق كن ده زمانه وقته بلده فاقلده ده أير قال ليسا مدعى عليه يرد شن دايسا وقته ده فاقلده ده أير قال ليسا عرق كن دايسا يدا كاكوك كن دايسا قانون ندر يدر قال كن üzgünə nəsik olmasın. Min tarix təcili dəvə ilə tarix təbliğ. Yəni, min tarix iqamət dəvə afədəsən ilə tarix təbliğ. Yəni, diyarın bir gün təbliğ olandı şəxs, gərəkim, ən azından ilk mürafaat 72 saat sonra olsun. Niçin? Hətta ki, müddə aleyhi hazırlansın, gedəbilsin, bir avqat tutsun, qazıya baxsın, dufuatını hazırlasın. Bu, bilinizmə, elə gəldiysə, müddə aleyhi diyarın عرق چند داده؟ اما ای گالیس عرق دشین دایسه، اون دادا بزیم چی قدم مرافعت مدت تحدیدیت ندید در گرچه 15 گنده نسیج ول ماسن و 45 گنده فضل ول ماسن. بو 15 گن نه گنده نه گن آراسه، او گنده چی تبلیغ ولنده،
tarih ilk tarih celse arasından yarı 15 gün süg olmasın bu kimler için? Birisi yurt dışında oturursa, Irak'ın haricinde oturursa. Ve aynı zamanda da 45 günün fazla olmasın bu tarih. Bu tarihte neden verildi? Hatta kim dediğimiz tarihçi, hatta müdahaleyi hazırlansın ki dufuatını hazırlasın. Tamam. Doktor, burada bir önemli sualımız var. Malum ettirdiği bizim için tebliğ ne şekilde oldu? Bu ege nece diğer adresin mudda aleyhinin adresi ya da unvanı ma'ruf ise. Ege meçhul ise bilmeler harda oturur av harda evi. Ben. Bu zamanda yani bu vakitte ne şekilde şey eder o özünde tebliğ olunur özünde? Ben. Bunda ne olur? Muballik kazayı çıkar. O şahsı çizdir tebliğ etsin. Ki dediğimiz mudda aleyhini. Gider evine, eğer baktıysa bu şahıs gidip bir cihaya mecuhuleye, yani gidip bir başka bir muhafazaya ya da gidip başka bir mantıka, bir bölgeye bilinmir unvanı. Bu halde ne der? Muballik kazayı döner, şerh yazar tebliğde. Tebliğ eder müddaini. Bundan olar, çi ceyde resmiyede, çi gazetede, çi mahalli gazetede neşr olar. Arizat-ı da'va artı tebliğ-ül kazayı. Bunda aynen kendime şahıs tebliğ olundu. Tamam. Tabii bunda da fark eder. Eğer geldiyse, huzur ettiyse, murafa'a huzuruyorlar. Eğer geldiyse, gayib olduysa, bunda murafa'at gıyabiyorlar. Ve murafa'at huzuriyenin gıyabiyen arasında da tabii farklar var. Süvan ta'n arasında, ya da icraat arasında. Bunları hepsini kanun murafa'at bizim için tehdit etmişti. Tamam. Doktor, da'u medeniyenin açmağı ve mahkeme gününde çok güzel bir şekilde açıldığı bizim için özün. Şimdi geldik ayrı bir konuya geçerek. Zorlu çekilmek ya da tenahhu ucubi ne öneminde geldi? Kimin üstüne oğlu? Hasaten biz bildik bunu tenahhu ucubi ya da zorlu çekilmek çok bir önemli notadır milletimiz için. Tabii, tabii. Bizde tenahhi aslan doktor şine vakti. Bizde tenahhi ucubi var. Bizde tenahhi cevazi var. Tenahhi ucubi kanun murafaat 91. maddesinde bunu ele almıştı. Tenahhi ucubda kim çekilir? Ya da hayatlar nelerdi ki icap eder kazı çekilsin? Tabi tenahhi ucubi odur ki enno bazı halet var murafaatta eğer olduğu takdirde ilk celseden, ilk murafaadan gerçekten kazının üzerinde zorunlu bir şekilde kanunen ilzem olunur, çekilsin davadan. Bu hayatlar nelerdi? Bu hayatlar olardı ki mesela diyelim ki davaların etraflarının birisi kısımı da 4. dereceye kadar. Bakasan dayısıydı, atasıydı, amisi oğludu, kardeşiydi, babasıydı. Olduğu takdirde birisi kazıdı. Etraflarının birisi, husumaların birisi 4. dereceye akribasıysa bunda mülzemdi kazı gerekçem tenahhi etsin. Gerekim çakılsın davada. Çünkü tabi kazı da insandı. Yani gerekim çakılsın bu halette davattan ve davan tahvil etsin ayrı bir hakim yanına. Tabii. Bunda ne olar? Bunda afedersiz. Bunda gerekçem mülzemdi o kazı bu halet olduğu takdirde reis-i senafına gerekçem bildirsin. Reis-i senafına bildirir. Diğer filan davada, filan rakam numaralı davada husumaların birisi benim dayızamdı. O husumaların birisi benim amim oğludu. Bu halde o kazın üzerine mülzem olar, gerçim çekilsin. Bu birinci haletti. İkinci haletti. İkinci haleti nedir? Geldiyse mesela ya aslı ya far'a. Bizde asıl kimlerdi? Far'a kimlerdi? Asıl babadı, kocadı. Fer'a evlattı. Evladın evladıdır. Bela deniyor. Ve onun için bu haletçisi de olduğu takdirde aynen kazının üzerine mülzem olar, gerçekten tenahhi olunsun. Üçüncü halet nerede? Eğer geldiyse, evinin ya da uşağının ya da ailesinin ya da nenesinin ya da babasının şu etrafının birisiyle husuması var. Ya da özün husuması var, bunun bir müşkülesi var. Yani eskiden bir husuması var ama bu taraftan birisi geldi yanında kazıyı açtı. Bunda aynen gerçekten kazı üzerine mülzemdi. Tenahhi vücubu etsin. Zorunlu çekilmek.
Son halat nerede bizde? Eğer geldiyse özünün ya da evladının ya da dördüncü derecesine kadar bu davada maslahatları var. Yani aralarında bir maslaha var bu davadan. Bir fayda bulunacaktılar. Aynı zamanda olmaz özü bu davaya baksın. Bu halde gerçin riaset istinafa bilindirsin ve birinci celseden gerçin bilindirsin ya da bildiği takdirden bildiği vaktten gerçin bilirsin. Çünkü o hakimin, o kazının bu süreçte devam etmeği üzerine başka yani şeyler açar, mesuliyetler açar. Çünkü kanun burada sarihti ve vazihti. Bu bizde tenahil vücubiydi doktor. Tamam. Gelagın tenahil cevaziye. Tenahil cevazi, kanun murafaat 94. maddesinde bunu muhalece etti. Nedir? Diri geldiyse kazı eğer izâ isteş'ara bil harac ne demekti yani? Eğer geldiyse diyagın utanırı ya da biraz sıkılırı bir dava geldi ki diyelim ki eser kıdaşıdır. Ya da uzaktan konuşularıdır. Ya mudda'idir ya mudda'aleyhidir. Ama bunda zorunlu değil. Bunda tenahhi cevazidir. Kanun nedir? Eğer geldiyse kazı acı özünden eminse ennehu tehayyüz etmez. Hiyadi olar. Bu kazıya düz bakar. Ve utanmaz. Yok. Kanun bunda salahiyet verip özüne devam etsin, baksın ve başa kadar geçsin bu davada. Ama geldiyse, eğer utandıysa ya da bir muhac şeye duruma düştüyse bunda taban aynen kazı riaset-i istinafı bilintirer. Reis-i istinaf eğer geldiyse bu tenahil cevazide geldiyse kanaat ettiyse onda başka kazıya ihalet eder ve başka kazı bu işe bakar. Bizde bunlar tenahil vücubi ve tenahil cevazını muhtasar bir şekilde açıkladık size ve seyircilerimize. Tamam. Doktor şimdi biz anladık tenahhi vücubiden hakikaten anladık tenahhi vücubi özü eğer kazı istişar etse yani haracda şeyde öz yanından öz tenahhi eder özünde. Öz gerekim tenahhi olsun özünde. Tenahhi cevazide. Ama cevazi öz bazı halatlarda eğer olsa tahkik olunsa o vakitte gerekim şey olsun. O vakitte gelip cevazinin icraat nedir? Ne şekil icraat alabilse hatta hakim tenahhi etsin cevazi bir şekilde. Ben. Özü tenahhi vücubi de dedik kazı yerçim mülzem olar. Bu hayatlar, beş hayatların birisi olduğu takdirde bunda mülzem olar yerçim tenahhi etsin. Tamam. Ama tenahhi cevazi de kazı muhayyardı. Ya edebilir, çekesin bu davadan ya da edebilir, bildiyse şahsı emindi önnehu nece diye tahayyüz etmeyecek ise, hiyadi bir şekilde bakacak ise kanun özüne icaza veripti. Bunda diyelim tenahhi cevazide. Ve tenahhi vücubide ve cevazide her iki halette diyelim riaset-i istinafa bildirsin. Ama tenahhi vücubide riaset-i istinaf hemen başka kazıya tahvil eder özün. Ama tenahhi cevazide yok. Tenahhi cevazide reis-i istinaf eğer baktıysa, iş ilzam ettiyse tahvil eder özün. Ama kanaatı yatırmasa yok. Diğer özün devam ettiğine. Bu tenahhi cevazi. Bizde aynı vardı tabii reddil kazı var. Reddil kazıdan tenahhi cevazı tenahhi arasında büyük bir fark var. Tenahhi biraz önce dediğimiz taçı kazı öz çekilir. Ama reddil kazıda yok. Husumalar ya müddai ya davacı ya da davalı özü kazını istemez. Özü kazıya talep eden kazı devşilsin. Hatta halatlarda tabii bunda da üç halet var. Hatta halatlarda affedesey doktor. Üç halet var sadece. Burada yani kanun geldi hoşuna gitmez hakim. Resmen bu talep takdim eder hatta çekilsin hakim. Yok. Yok tabii ki yok. Tabii ki yok. Çünkü bizde kanun murafaat medeniye sadece üç halet. Ala sebil-i hasr bunu hasr etti. Tamam. Bu halatlar nelerdi? Geldiyse davaların birisinin birisi kazı yanında ya himayesidir, ya sayıkıdır, ya hizmetçisidir. Yani diyelim ki, ben müddaiyem, kanşarım müdda aleyhidir. Ben bildim müdda aleyhi, hakimin yanında himayede de sayıktı. Bu halde ben ke müddai edebilirim, reddil kazı yedim. Niçin? Çünkü bu da kanun vazıhtı. Dir izâ kâne müstakdemen ledeyhi. Anlayabildim. Tamam. Onda müddein hakkı var, reddetsin kazini. Tabii bunda da icraat var, icraatı biraz sonra açıklarız. Bu bilinisbe reddil, bu birinci halet, reddil kazini. İkinci halet,
Ece geldiyse, geldiyse ya davacıdan ya da davalı arasın birisinden kaziyle aralarında husumat var, hilafet var. Yani diyelim ki ya müddai ya müddai aleyhi hakimle anlaşmasızlığı var. Büyük bir hilafeti var. Tamam. Ben geldim bir gün davam var. Girdim kazı yanına. Baktım kazı filan kazıydı ama benim geçmişte buna büyük hilafım var. Bu halde mi edebilirim? Bu kazını reddedim. Bu ikinci şey mesela. Üçüncü halette de ece nedir? İza efta ev a'ta ra'yihi qabla awanihi. Bunun anlamına gelir. Bizler önceden tayin olmayan evvel biz muhamiydik. Bazen mesela arkadaşlarımız vardı hakimler. Sorardık, diyardık mesela bu davanın nece gider ya da sonucu nece sonuçlanır. Hemen yani ki arkadaş diye bizden sorardılar. Bu dava benim yanımdadır. Bu davaya ben bakıram. Çünkü ece bakırsa olmaz rayin diyesin. Önceden. Hele dava icra edilmişsiniz Cenab-ı Uzun'un bir dava. Yani bir sürü celsetten murafaat olar ila en nihayet hüküm olar, izdar hüküm kazayı olar o münazaada, o hilafette. Fakat biz bazen ne derdik? Derdik bir böyle müşküle var. Sizce nedir rayımız? Eğer geldiyse o kazı bu kazıya da önceden hükmünü vermişse ve bu kazıya geldi, bu kazı o günde oldu. Ben de bilmem bu kazını reddedim. Çünkü ne bilmem bu kazının tevcihi önünü bu şekilde bu kazıya da. Tamam. Kanun murafaat bizim için belirledi üç haleti. Bunda tamam. icraatına gelersek biz icraatı tabi bunda ne olur? Bunda riyaset-i senefe takdim olurlar. Riyaset-i senef mahkeme temize yollar. Tamam. Mahkeme temizde tabi doktor özür bir dakikamız kalıptı. Programımızın vaxtısı müsaade etmir. Efendim. Bir dakikamız kalıptı muhtasar bir şekilde bunu diyeydi bizim için zahmet olmasa. Bəli. Əgər gəldisə, rədil qadı olduğu təqdirdə riyasət-i sinəf yolu ilə təqdim olunan talab və bu talab da məhkəmə təmizə gedir. Məhkəmə təmiz onda əgər gəldisə, baxdısə fəalən şəxslər isbatla onu arayəndə xüsumu var, o qanşarın əlaqəsi var isə, rəbti var isə, yanında çalışırsa qazı ilə onda oradan şey olar, qazı təhvil olunur. Dəva izbarı kamilətən başqa qazıya gedir. Tamam. Sağ olasay, var olasay, güzel bir şekilde açıkladığı bizler için ve değerli seyircilerimiz için. Estağfurullah. Sayın o değerli seyircilerimiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Tamam. Sayın o değerli seyircilerimiz. Bugünkü programımız buraya kadar kimin sona geldi. Ve gelen haftalarda izin verin bizlere. Ve inşallah bir de sizi de ne olur. Ve tekrar diğer misafirimize çok sağ olsun ki bizim davetimizi kabul etti.